kurumlarından da geçtiğine göre öyle zannediyorum ki İmdat Bey burada belki bir anlamda uygun olmadığını ifade ettiler ama herhalde Kamu Gözetim Kurumu'nun da uygun görüşüyle bu tasarı bu noktaya gelmiş olmalıdır diye düşünüyorum. Bir diğer nokta bu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili çok şeyler söylendi. Bu Türk Ticaret Kanunu uzun bir sürede hazırlandı. Meclis komisyonlarında da görüşüldü. İlgili herkesi de çağırıp o komisyon görüşünü aldı. Tabii genel kurulda hocamla birlikte görev yaptığımız dönemde genel kurulda müzakere edilmeden kabul edildi. Ama 1957 yılındaki Türk Ticaret Kanunu'nda müzakere edilmeden alkışlarla kabul edilmiştir. 1500'den fazla maddesi olan bir kanunun madde madde görüşülmesi mümkün değildi. Ama şunu söyleyeyim, iş dünyası hem TÜSİAD hem TOP bu kanun hazırlanırken sürekli partileri ziyaret ettiler. O zaman benim de bulunduğum bir toplantıda 3 kez Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti heyet. Sayın Hisarcık Doğum'a sordu. İş dünyası bu tasarıyla mutabık mı? Bazı noktalar sizin için sorun olabilir dediğinde birbirine kadar mutabıkız. Yeter ki yasalaşsındır. Parlamenterler olarak biz hem aylarca, yıllarca müzakere edilmiş hem de bütün tarafların mutabıkım dediği bir tasarıyı kabul ederek görevimizi yaptık. Ama her nedense daha kanun yürürlüğe girmeden biz bununla mutabık değiliz dediler. Başka bir noktaya getirdik. Şimdi burada bağımsız denetçi ile tasdik meselesinde bir tartışma yaşanıyor. Elbette arkadaşlarım da ifade etti. Denetim yapmadan tasdik yapmak söz konusu değildir. Ama tasdik yapanın yaptığı denetimin başında bağımsız sözcüğü yoktu. Şimdi siz de bağımsız sözcüğü ilave etmiş oluyorsunuz. Herkes bu denetimi bilir. Elbette uluslararası standartlara göre bilgilerimizi biraz daha artırarak bunu en iyi şekilde bu camianın yapacağından emin olmanızı dilerim. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ankara Yönetim'in Mali Müşavirler Oda Başkanı Sayın Halil Başağaç, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün Öğretmenler Günü, ben de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Dolayısıyla bütün hocalara sonsuz saygımız var. Hocalarımız eğitti, buralara geldik. Hocalarımızın da aykırı düşünmesi de normaldir. İki gündür hep olumlu şeyler, hiç olumsuz yok diyorduk. Hocamız biraz olumsuz, aykırı düşündü ama tabii Sayın Hocam, salt, aykırı düşünmek gerekçesiyle doğru söylememek de doğru değil. Şimdi ben bilimsel olarak şunu söyleyeyim. Bağımsız denetimde ısrarla üzerine basa basa söylüyorum. Türkiye'de uluslararası muhasebe standartlarına göre yapılan denetimi karşılığı olarak kullanılıyor. Biz bunu pek doğru bulmuyoruz. Çünkü bütün denetimler bağımsızdır. Bağımsızlık olmadan denetim olmaz. Bunun doğrusu uluslararası muhasebe standartlarına göre yapılan denetimdir, dış denetimdir daha geniş anlamda. O yüzden zaten sektörde finansal denetim adını kullanmış. Elbette bu ikisi tam tasdikle bu aynı değil. Tam tasdikin doğrusu zaten yine böyle kurumlar arasında anlamlı tasdik ama daha geniş anlamda belki denetim tasdik elbette aynı değil. Bunu iki günde burada hepimiz vurguluyoruz. Bu işi yapan yeni varmış olarak ben de söylüyorum ama sıfır derseniz ilişki uyanmışım. Çünkü her şeyden ikisi de muhasebe yapıyor Sayın Hoca. Yani birisi vergi usulü kanununa göre muhasebe yapıyor, öbürü muhasebe standartlarına göre muhasebe yapıyor. İkisinin farkı sıfır mı? İkisinin ilişkisi sıfır mıdır? Onun dışında denetim standartlarına göre yapıyoruz. Bu uluslararası muhasebe standartlarına göre de yapsanız, hangi standartlara şöyle göre kullanıyorsunuz, vergi usulüne göre yapsanız, apartman denetleseniz aşağı yukarı aynı denetim standartlarını kullanırsınız.
Dolayısıyla ıspır gibi bir ilişkiye bilmiyorum. Bir akademisyen gözüyle en başta siz kabul etmemeniz lazım. Biz sınav tartarları yapsak herhalde sıfır veririz. Dolayısıyla bazı şeyleri bizde de vereceksin var. Biz benzer konuşmayı geçen sene Antep'te yapıldı bir hocamız tarafından. Ben ona da itiraz ettim. Türkiye'de muhasebe sanki hiç yok, denetim sanki hiç yok. Bu meslek camiası uzaydan geldi, orada yetiştirildi. Şimdi sıfırdan başlayacakmış gibi yapmayın. Böyle bir değerlendirme Türkiye'yi de dışarıya doğru göstermiyor, yanlış gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'de muhasebe de var, denetim de var. Sadece belki standartlara göre denetim biraz işin farklı boyutudur, kabul ediyorum ama ilişki zaman sıfır değildir. Son soruda Kürşat Bey'e. Yani kamu gözeti pırlı pırlı beğenir beğenmez. Benim yıllar önce Kızılcahamam'da Ankara Sevim Odası'nın sempozyumunda yaptığım bir konuşmada demiştim ki 7 koca bölümümüz olmak istemiyoruz. Aynı ifadeyi açılış günü Sayın Kamu Gözeti Kurulu Başkanı da kullandı. Gerçekten bu meslek camiasının sıkıntısı bu. Bu meslek camiası kendilerine verilen ruhsatı her tarafta geçerli olmasını istiyor. Ancak kurumlar bize hizmet talep edenler hangi noktalarda nasıl bir inceleme gerektiği, tarih yapmamız gerektiğini bildirebilirler. Çünkü hizmeti onlar talep ediyor. Ama bizden her hizmeti talep eden ayrı sertifikalandırma, ayrı eğitim, ayrı ruhsat isterse bu doğru. Şimdi benim sorum şu. Ben tasarının bazı maddelerine baktığım zaman bu tehlikeyi gördüm. O anlamda Kamu Gözeti Kurumu tek otorite olacak diye sevinirken siz bu tasarıda sanki Kamu Gözeti Kurumu vereceği ruhsatın dışında eğer SPK ile ilgili denetimler yapılacaksa ayrı yetkilendirme ve sertifika ve sınav gibi şeyler yetkiler alıyormuşsunuz gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Gerçekten böyle mi? Böyleyse doğru olmadığını yolda başlığı olarak etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir meslektaşımız Profesör Doktor Nevzat Bozkurt. Burada mı efendim? Nevzat Bozkurt. Buyurun. Esasında konuşmayacaktım. Çok konuştuk konularda. Sonra bir şey söyleyecektim. Bana Halil Başkan bir güzel yine geldi üzerime. O bahset, Antep'teki bahset proje benim. Şimdi ne tarafından cevap vereyim? Bir iki dakikadır ona cevap veriyorum ama genel şöyle genel bir şey yapalım. Birincisi kavramları çok karıştırıyoruz. Mümkün olduğu kadar karıştırmamamız lazım. Zaten biz en azından 30 senede bir yerden çekiyoruz. Şimdi bağımsız dış denetim aynı şey. Biz dış denetim diyoruz diye bir kavram. Bağımsız da dış denetim aynı şeydir. Dış denetim, iç denetimin karşıtını demek için kullanılır. Bu bir. Finansal denetim diye eğer bağımsız denetimi, finansal kablolar denetimini, dış denetimi kastetmek için finansal denetim diyorsanız külliyen yanlıştır. Böyle bir kavram yok. Finansal denetim istediğiniz genişlikte özel denetimlere kadar gider. Bağımsız denetim, dış denetim özünde finansal tabloların denetimidir. Bağımsız denetimin tek budur. Onun için lütfen bundan sonra diyelim bir gün özgür. Hadi bırak da bağımsızla takılıyorsanız günlerce konuşmayalım. Ama bugün dünyada auditing denildiğinde, denmeye çalışıldığında, anlaşıldığında finansal tabloların bağımsız denetimi veya finansal tabloların denetimidir. BTK da bunu getirmiştir, SPK da bunu getirmiştir. SPK ile TTK'nın getirdikleri arasında da fark yoktur. İlk gün bunlar da söylenmeye çalışıldı. SPK'nın şu andaki düzenlemesiyle bağımsız denetime yönelik. TTK'nın düzenlemesi arasında TTK'nın istediği şu anda SPK'nın da önündedir. Çünkü muhakkak düzenlemektir. Eğer yanılıyorsam şey yapar. Kardeşim, SPK'da kullanılan denetim tekniği uluslararası denetim standartlarının son versiyonuna göre daha düzeltilmemiştir. Son zamanda düzeltilmesi bilmiyorum. Daha düzeltilmemiştir. Halbuki TTK en son işler. Ama özünde aynıdır bir teknik fark var. Onun için
ve bunların hepsi de finansal tablo denetimini ister. Bu bir. İkincisi, bütün bu konuşulanlar güvence hizmetidir. Bunlar konuşulmaması gerekir. Esas biraz kötü ama o kadar çok konuşuluyor. Bunlar karıştırılıyor ki bıktım artık. Esasında belki bir noktadan sonra toplantıda gelmeyeceğim artık. Çünkü güvence hizmetidir. Güvence hizmetinin altında tasdik hizmeti vardır. Bunların tüm konuşulanların hepsi tasdik hizmetidir. Tasdik hizmetinin altında da bağımsız denetim denilen veya finansal tabloların denetimi denilen bir unsur vardır. Yani tam tasdik denetim kavramı diye konuşulan bir laf da yanlış. Tasdik denetimi olmaz. Bu lafı da yanlış konuşuyoruz. Ben de söylüyorum da belki alacak ama yanlış. Tam tasdik denetimi diye bir şey yok. Esasında belirtildi. Tam tasdik diye bir şey de olmaması gerekir derken şudur. Güvence hizmetinin altında tasdik vardır. Ne kadar güvence var verdiğinize bağlı olarak da ne yazık ki de has %100 güvence denilen bursu vardır. Ona da onun nedeniyle de tasdik biz tam tasdik diyoruz. Esasında tam tasdik ve tasdik hizmetinin altında bir türdür. Bunları lütfen oturtalım. Oturtulmuştu da oturtalım. 3-4 gündür şunu görüyorum, üzülüyorum. Bir kısım yeminim âli müşavir arkadaşlar veya esaslı İbrahim Şah da söylüyor. Kendinizi ispat etmek, niye kendinizi sürekli ispat etmek zorunda hissediyorsunuz ki? Bu meslek kendini ispat ettiği bu noktaya kadar geldi. Herkes de kendini ispat etti. Acaba onu yapalım gibi herkes söylemiyor mu? Ama 3-5 kişi de söylese böyle dolanıyorsunuz. Böyle bir dert yok ki. Zırt pırt günlerdir tam tasdikle bağımsız denetim karşılaştırılıyor. Niye karşılaştırılıyor? Karşılaştıracak bir şey yok ki. İkisi ayrı şeyler. Tam tasdiğin yerini bağımsız denetim alır mı? Veya tam tasdik kaldıramaz. Bağımsız denetim tam tasdiği kaldıramaz. Tam tasdiği bugün en son noktaya ne yazık ki getirilmiş bir durumda. Esasında Maliye Bakanlığı tam tasdiğin müşterisi. Esasında ilk çıktığı zamanlarda ben 95 yılından beri bunun içindeyim. İlk çıktığında tek müşterisi daha genişti. Şu anda da en hızlı Maliye Bakanlığı'nın haklı olarak isteği. Maliye Bakanlığı tam tasdiği ne istiyor? İhtiyaç olduğundan istiyor. İhtiyaç olduğu sürece de bu iş sürer gider. İhtiyacı olmadığı türde gider ama bunun bağımsızlığı uzaktan yakından yapacaksa. Diğer bir şey. Diğer bir unsur. Sürekli yeminim âli müşavirler tam bağımsız denetim yapabilir mi? Yapamaz. Nereden çıkıyor böyle bir yapıyor? Denizin kimsenin malı değil. Arada bir yine böyle söylenir de YMM de şey yapamaz. Niye yapamaz? Bunun şimdi güzel güzel akitler de yapılıyor. Serdar bir şeyler söyledi. Söylemek istediğini anlattı da esasında veya oradan buradan mı çıkmadı ama sevgili İbrahim'den aldı güzel bir ajitasyonu çekti. Ondan sonra Halim Başkan aldı bir ajitasyonu çekti. Ne alakası var? Denetim. Denetim lafını da şöyle yapmışlar. Tek başına denetimin hiçbir anlamı yok. Denetim ne denetim? Başına bir şey koymak zorundayız. Onun için tekrar denetim nedir? Nedir denetim? Bir yapılan eylemin var olan doğruya doğruluk derecesine bakmak. Yani bir doğru olacak, bir de yapılan bir şey olacak, biri yapacak, birisi için yapacak, biri de onun doğruluk derecesine bakacak. Çekirdek bu. Şu anda çekirdek bu. Hangi tarafa koyarsak, hangi tarafa koyarsak, ana şey yani tornavida vardır, tepesini sürekli değiştirirsek, sövde bu. Bunun başına bağımsız korsun, bunun başına vergi korsun, bunun başına iş dersiniz, maliyet dersiniz gider. Burada bizlere anlatmak istediğimiz şu, algoritma bağımsız denetimin bağımsız lafını koyduğunuz yani finansal tablo denetim algoritması farklı. Nesi farklı? 40 yıllar, günlerde sürekli ben konuştum onları. Şeyleri de yazdık verdik, çizdik verdik.
burada ben bunu biliyorum diyene bilmiyorsun deme gibi kimsenin bir hakkı yok ki. Bu algoritmayı, o dosyaları bilmiyorsanız bunları lütfen bakın. Bu kadar. Ben onu yapıyordum, o ne var? Bunda bir var. Bunları karıştırmanın işine rahatsızlaşma politika yönetmesi. Sayın hocam, uçakla evet. Gitmek zorunda olanlar var. Halil Başkan'ın benim için söylediği 33 senedir ben öğretim üyesiyim. 33 senenin düşünme 368 çıktığımda günden beri bu mesleğe hizmet veriyorum. Bir gün ağzından bu meslekten diyemem zaten barınamam içinizde. Bir gün ağzından muhasebe mesleği şudur, denetim mesleği budur, bilinmiyor, edinmiyor deneme hepsinin hesabını veririm. Hepsinin konusunda da konuşurum hocalar neler bilmiyorum. Çünkü bu Halil Başkan servis etmiş ama Antep'te bir yaptı. Şimdi burada dün de konuşmuş, bugün de konuştu. Artık cevap vermek zamanı geldi. İstediği ortamda sahneye çıkarız, uç uça masaya otururuz. Kim ne konuşuyor, kim ne biliyor, kim ne ediyor, herkesin önünde konuşuruz. Yoksa böyle hocaları kullanarak, arkadan konuşarak lütfen bunlar gitsin. Her ortamda hazır mı? Teşekkür ederim. Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir dakika. Önce söz verdiğimiz arkadaşlar çok kovardaca diğerlerinin zamanını çalmış oldu. Zaman da kalmadı şu anda. Değerli başkanım, yemek süresi bitti. Konuşmacı panelistlere cevap imkanımız da kalmadı. Size bir söz verelim. Buyurun başkanım. Ama şöyle bir şey var, kime söz vermiştik, diğer söz verenlerin, söz vereceklerin hakkını yemiş oldular. Zamanları kalmadı. Efendim, ben sesane olarak tam taşlık lafını inkar eden adam benim. Hayra girişim istiyorum. Bunun adı, dün Mehmet Öktür'ün söylediği gibi, kurumlar arası beyanlanmasının tasdiki. Taşlık lafı kullanmanın gereği bir pratikten doğmuş. Şimdi herkes kullanır. Yani bunun adını yeniden ortaya koymanın hiçbir anlamı yok ki. Bunu herkes biliyor. Yetişmiş de olan, yerleşmiş. O yüzden böyle bir takım yerleşmiş kurumlar üzerinde ayrıca spekülasyon yaptı. Esas agitasyon bu. İki cümleyle de esasen bir tane birkaç şey söyleyeyim. Mikrofonun sesi kısıldı. Şöyle söyleyeyim, bir kere Mustafa Bey, Elir İdaresi Başkanı meslektaşımıza yeni imali müşavirlere karşı gösterdiği yaklaşımdan dolayı özellikle şükranlarını sunuyoruz. Kusura bakmayın, bir iki senedir biz Elir İdaresi'nin bir arkadaşımızdan böyle bir yaklaşım görmedik. Kendisini tüm meslektaşlarım önünde alkışlamanızı istiyorum lütfen. Bu meslek konusunda emek veren bütün arkadaşlarımızın heykeli diyecek. Bu meslek herkesin çok iyi bildiği gibi ülkeye lazım, geleceğe lazım. Biz burada bunları konuşmak yerine Yedi Dersi Başkanımızla ülke çıkar için neler yapabiliriz konuştu. Buradaki esas olay bu. Bunun dışındakiler kusura bakmayın lafı güzel. O yüzden ben bu toplantıda Serdar Bey başkanı işte çok şeyler söylerim. 1982 senesinde meclislikten taslakta ben bakan temsilcisi oradayım. Bankerlik olanı yaşamış bir adam. Yani bu kadar sevindik uğraştık. Ülkedeki krizleri engelledik mi bayrak? Yabancı şirketlerin yazdığı raporların hepsini biz biliyoruz. Bütün bu gerçekleri bilerek doğru hareket etmemiz lazım. Ama bizler toplumsal hafıza devamlı işlemediği için geçmişteki olayları unutarak hepimiz Amerika'yı yeniden keşfederek yeni bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Ama Allah'tan ki böyle bir mesleğimiz var. Bunun da adı yeminli mali müşavirlikti. Yine de yaşayacaktır. Hepinize teşekkür ederim.